Pahalıya mal olmaz. Yanarken bir görür, iki görür, üçün üstüne kaçırdı mı gol olur. Ben de kendimi tanıtayım. Benim ismim Ali Bağır. Çiğli Belediyespor altyapı sorumlusuyum. Ve turnuvanın komitesinde görevliyim. 40 yıldır Çiğli Spor'da futbolla uğraşmaktayım. Şu anda da yorumculuğa soyunduk. Özen Spor'un hata kaleciye kadar geldi. Evet, top Tevfik'te. Tevfik önüne baktı. Pas verecek arkadaşını arıyor. Geriye. Çok güzel pas, çok güzel pas. Bu sefer dediğim gibi işte offside olmadı. Çok güzel pas. Ve dediğim çıktı. Dediğim çıktı. Offside olmayınca ve gol oldu. Biraz önce söylemiştim size. Offside pozisyonuna girmeyince 16 numara bu sefer golü yazdı. Ve Demir Yolları 1-0 öne geçti. Dakika 15. Demir Yolları 1, Ataşehir Özen Spor 0. Erkan topa yükselemedi ve top taşta. Evet, Demir Yolları taş atışı kullanacak. Evet, Ramazan topu aldı. Ramazan aldı sağ kanattan. Hata geliştirme uğraşında fakat offside'da Hüseyin'in pozisyonu offside. Devlet Demir Yolları offside'dan doğan serbest vuruşu kullandı. Sol taraftan atak tazeleme uğraşında. Top geri döndü Özen Spor'dan. Tekrar sol beklerinde. Orta sahada sol bek. Geriye döndü. Oyunu açma uğraşındalar. Evet, orta sahadan iyi bir atak gelişecek gibi görünüyor. Özen Spor orta sahası yardıma geldi ve topu önledi. Şu anda sağ taraftan Özen Spor kötü bir atak. Yani Hüseyin'i buluşturmaları gerekiyor bu pozisyonlarda. Hüseyin'i buluşturamazsan gol de atamazsın. Kaleci elle sol beke. Sol bek orta sahaya. Devlet Demir Yolları golden sonra daha rahat oynamaya başladı. Ve oyunu istediği gibi şu anda görüyorsunuz siz de. Evet, orta sahadan tekrar güzel bir atak sağ tarafa. Tevfik kaptana. Tevfik kaptandan önce Erkan mı? Evet, Erkan topu kornere gönderdi. İyi bir ataktı. Evet, korner atışını 10 numaralı futbolcuları kullanmak üzere. Şu anda ceza sahası içi kalabalık durumda. Evet, korner kullanıldı. Güzel bir kafa diyemedik. Çünkü top Özen Spor'dan taça çıktı. Taç açısını kullanıldı. Tevfik'ten. İyi orta. Evet, Ataşehir defansı zorlanmaya başladı ve vuruş kalecide kaldı. Ataşehir defansı ilk defa o turnuvada maç yapıyor. Yine söylemiştim daha önce. Biraz pozisyon almakta zorlanıyorlar.
Fakat bir gol atarlarsa kendilerine gelirler diye düşünüyorum. Tevfik kaptandan orta sahaya bir top. Güzel bir top, güzel bir top. Güzel bir vuruş ve kalecinin ellerinde kaldı. Kaleci Uluyer bu sefer gole izin vermedi. Evet, Niyazi'den kötü bir pas. Kaya abiye gelmeden Deve Demiryolları topa sahip oldu. Onlar da aynı şekilde kötü bir pasla topu taça kadar gönderdiler. Taç atışını kullanıyor şu anda Ataşehir Özenspor ve bir faul kullanacak Ataşehir. Top Kaya abide. Kaya abiden kötü pas. Serbest vuruş. Kaya abi kullanıyor Ataşehir Özenspor adına ve oyuncuların dağılımını bekliyor. Şu anda hakem sarı kart gösterdi tahminim Abbas Öztürk. Orta. Devlet Demiroğlu defansı gayet rahat bir şekilde pozisyonu önledi ve hata geliştiremeden taçla bitti. Maçın 21. dakikası. Devlet Demiryolları 1-0 önde. Gol 16 numaralı futbolcuları 15. dakikada attı. Şu an oyun biraz durmuş durumda. Ataşehir Özenspor motivasyon kaybı yaşıyor şu anda. Onları bir gol kendilerine getirecek diye düşünüyorum. Evet, Erkan'dan atak başlangıcı. Ramazan'a gelmeden top. Deve Demiryolları topa sahip oldu ve oyunu tekrar küçük küçük paslarla rakip alana taşıma gayretindeler. Şu anda sol bekleri orta sahaya ve Ataşehir akını başlıyor. Ramazan, Niyazi, vuruş, kaleci de kaldı. Hüseyin iyi vuramadı. Hüseyin yetenekli bir arkadaşımız. Fakat topa iyi vuramayınca kalecide kaldı top. Şu anda offside bayrağı kalktı ve Abbas, orta hakem Abbas Öztürk. Yan hakem Salih Atıcı'nın offside bayrağını gördü. Evet, Erkan bakındı sağ tarafa fakat top kaybı. Deve Demiryolları hata. İyi bir top, iyi bir top, iyi bir top. Evet, 16 numaraya geldi ve 16 numaranın güzel vuruşu 2-0 oldu. Ataşehir Özenspor bu ataklarda baya bir defans olarak zaafı var. Yani henüz uyum sorunu yaşıyorlar tahminim. Ve şu anda maçın 23. dakikası. Devlet Demiryolları 2, Ataşehir Özenspor 0. Santa yapıldı. Niyazi Ramazan'a ve faul. Kötü bir şey olmasın. Ramazan biraz sinirlendi. Evet, ortalık
Biraz gerildi. Topun başında Niyazi var. Niyazi herhalde kaleyi düşünecek galiba. Görüşte top alta kadar gitti. Deve Demir Yolları hata. Son dakika içinde ilk yarıda. Kaya abi defansta. Kaya abi de kötü bir top attı kaleciye. Ve taş atışı Özenspor'un. Taş atışı el değiştirdi. Deve Demir Yolları ve iyi uzaklaştırdı. Ataşehirspor defansı. Şu anda Deve Demir Yolları yine oyunu kurdu. 10 numaraları güzel bir hareketle. Top şu anda sol tarafta. Sol taraftan atak gelişmeden tekrar Deve Demir Yolları'na ve top taç. Taç atışını Ataşehir Özenspor kullanacak. Şu anda kaleciye kadar değil. Libero gel. Libero orta sahaya doğru. Evet, ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet, ikinci yarı 2 dakika oldu başlayalı. Ataşehir iyi bir atak. Ramazan gol olur mu? Ah Ramazan'a. Ramazan topu ayağından fazla açınca top kaleciye kadar geldi. Kaleci elle sol tarafa. Şu anda soldan bir atak. Ve orta sahadan kaleciye kadar geri bir pas. Ataşehir Özenspor bir değişiklikle başladı. 3 numaralı Erkan çıktı. Yerine 7 numaralı bir arkadaşımız girdi.
Şu anda Ataşehir oyun kuruyor. Sol kanattan orta sahaya. Gürsel. İyi bir atak. İyi bir atak. Sol taraftan. Evet, iyi bir atak. Gol olabilir. Ve 2-1. Gol olabilir dediğim anda. Güzel bir vuruş. Özel Spor 2-1 duruma getirdi skoru. Dakika 28. Özen Spor yöneticisi Urfalı Halil abimizde sevinç çığlıkları duyuyorum. Ataşehir Özen Spor Başkanı Hasan Bey şu anda taktik vermekle meşgul. Sağ görevlimiz Salih Atıcı. Salih Tetik. Yan hakem Salih Atıcı. Şu anda Özen Spor'u beraberlik için Niyazi ile atağa kalktı. Ramazan'a güzel bir pas. Ramazan iyi orta. Hüseyin penaltı mı? Abbas Öztürk pozisyonu iyi süzdü ve devam kararı verdi. Fakat Hüseyin sakatlandı ve oyun durdu şu anda. Sağlık ekibi de sahanın kenarında hazır bekliyor. Fakat Hüseyin kalktı. Evet, top Ataşehir Özenspor'da.